Motobike İstanbul 2023 Kimco, Kimco standındayız gençler. Hangi tarafından başlasam, nereden başlasam? Şöyle bir döneyim. Hadi şu baştan başlayalım. Neler var neler? Agility. Zaten Türkiye'de bayağı bir zamandır satılan bir 125 cc modeli, makyajlanmış. Ön farlar marlar bayağı bir değişmiş, LED olmuş. Agility'nin S modeli gençler. Bunun güzel tarafı, yanlış hatırlamıyorsam, 16 inç janta olmasıdır. Bak üzerine bir bakayım. Ölçülerine bir bakalım, nerede yazıyor, nerede yazıyor diye. Şu arkada kalmış olabilir. Şu tarafından bakayım, arkadan bakayım. Yani Agility'nin büyük jantlı olduğunu biliyorum. Arka 14, ön 16 olabilir. Sizin için çevireceğim bu lastiği kardeşim. Çeviremedim ya. 16 mı, 14 mi okuyamıyorum. Ya büyük jantlı bu 16'dır. Yani 14 gibi bir hali yok, kusura bakmayın. Tam şu alta dönmüş, onu da şimdi tek elimle çeviremeyeceğim. Kendi lastikli. Ondan sonracığıma hava soğutmalı. Agility modeli. Agility'nin başka versiyonları. Bu Agility S. Şu bakın 16 Plus dediği, işte bunlar 16 jantlı. Yani Agility'nin özelliğidir. 125 cc. Bu 16 Plus. Bunu ticari amaçlı üretmişler. Arkada büyük bir çanta demir var. Yani paketçi çantası takılabilecek ve tek kişilik serisiyle geliyor. Şu göstergelerini de göstereyim. Bu ticari versiyonunda analog gösterge var. Ön farlar normal halojen ampul ama Agility S'te biraz önce de gösterdim. LED farlar ve dijital gösterge gelmiş. Kimco'nun kullandığı bu güzel dijital gösterge, başka modellerde de var. Ve arka çantası da geliyor, bakayım. Evet, kendi orijinal çantası bu. Agility'ler böyle. Onun öbür tarafında Agility yine 16 Plus. Onu zaten şimdi gösterdik. Like var gençler. Bu da muhtemelen 125 cc modelidir. Kalabalıklaşmaya başladı. Ben şöyle, bu Like'ın 125'lik modeli. Bu zaten geçen senelerde de Türkiye'de satılıyordu. Genel itibariyle size şu göstergelerini falan da bir göstereyim. Gençler. LED aydınlatmalı. Hatta sıvı mı hava mı soğutmalı olduğunu bakayım, hava soğutmalıymış. Like böyle. Bütün firma yetkililere buraya üşüştüğü için çekim yapmak zorlaştı. Hızlıca gösteriyoruz. KRV. Bu model Türkiye'ye bu sene yeni geliyor tahmin ediyorum. KRV modeli değil mi? Göstereyim. KRV modeli. Şeyi andırdı bana. Yine RKS'nin New Light kasası gibi. Şu çıplak gidon, yüksek gidon. Bakayım. Göstergelerini gösterebilecek mi? Hayır, gösteremiyorum. Çünkü açılmıyor. Yine benzin deposu dışarıda. TCS'li. Bak. 200 yazıyor. 200 cc'ye ya yakındır ya 200 cc'dir. Ve traction control olduğunu da söylemiş olayım size. Hava soğutmalı mı, sıvı soğutmalı mı? Ona bakalım. Pardon, biraz bana bir kayıp müsaade edebilecek misiniz? Sıvı soğutma gibi bir hali var. Sıvı soğutmalı mı diye bakıyorum. Değişik, enteresan. Hava da olabilir, hava soğutma da olabilir. Bir radyatör görmedim. O zaman yetkililere soralım. Sıvı soğutmalı mı, hava soğutmalı mı? Sıvı soğutmalı. Evet. Çünkü değişik, enteresan bir radyatör görmedim ama değişik bir soğutma sistemi var onun yani. Ha, yeni. TCS'de var. 200. Evet, onu gördüm. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Değişik bir sistem, sıvı soğutmalı. Bu Türkiye'ye yeni geliyor gençler. Söyleyeyim, KRV 200. Onun yanında daha önce de satılan böyle baykuş görünümlü şu kafa şeyi, BMW'nin bir 1600'lük modeli var. Neydi? K1600 müydü? G1600 müydü? Ona benziyor. Downtown'ın 250 cc ABS'li modeli. 250 cc ABS'li modeli Downtown. Bu zaten Türkiye'de daha önce de satılıyordu. Şöyle göstermiş olayım. Etrafında bir dönelim. SM gibi Kimco da çok fazla dijital göstergeyi sevmez. O klasik Kimco analog göstergesi mevcut bunda. Yanına dönüyoruz. Yanında People S var Kimco'nun. Herhangi bir değişiklik görmüyorum. Yani bir soğutmasında bakayım, sıvıya dönmüş olabilirler mi? Hayır. Hava soğutmalı yine. Kimco People S. Bu da 125'lik versiyonu olsa gerek. Hayır, 200. Tam 200 değil. 178 falan tahmin ediyorum. Yani 200'den daha aşağı ama 125 değil. 200
CC'lik versiyonu. Bunun güzel tarafı, gençler arka çantasıyla gelir. Çok yüksekte bir ön rüzgarlığı var. People S'in böyle bir özelliği var. Böyle çok düz ayaktır, büyük jantıdır. Yani People S'i öbürlerinden farklı kılan bu. Kanalda daha önce tanıtımını yaptığım DTX 360 modeli. Traction kontrollü. Bunun tanıtımı kanalda var. Eğer bir makyajlanma durumu varsa olabilir. Yani şu mesela bakayım üstünde akü var mı? Yok. Ekranı gösterecektim ama böyle hayalet gibi bir ekranı var. Tamamen kapanıyor gidiyor. Dijital bir ekranlı. Onu da göstermiş olayım. Müthiş güçlü bir motor. Kanalda tanıtımı var. Seyredin gençler. Ondan sonra yan tarafa dönüyoruz. Yine sorduğunuz şu başıboş olan modele doğru gideyim bakayım. 250 cc X-Town. Bu X-Town'un 250 cc modeli. Bakın. Orta tünel yok. Düz ayak. Ama şu kısımlar ayak basma. Yani uzun yolda falan rahat etmeniz için ayakınızı basabileceğiniz böyle verev bir yerde yapılmış. CT 250 modeli. Kimco'nun X-Town CT 250. Yine analog göstergeli. Şu arkaya dönüyorum. Burada da X-Town'un CT 250 aynısı var. Şu Dink R'ı bir size bir göstereyim. Bu yeni gelecek bir model. Dink R. Dink R. 150 cc. 150 cc. ABS'si var mı diye bakıyorum. Döneyim bakayım. Evet, ABS'li bir model. Biraz böyle sportif bir model. Eğer aküsü varsa açılıyorsa ekranı, açılmıyor. Tamamen dijital bir ekranı var ama açıp gösteremiyorum size. Bunu merak eden vardı, çok soruyorlardı bana. Bakalım sıvı mı, hava soğutmalı mı? Gençler bu hava soğutmalı değil, bu sıvı soğutmalıdır. Bunun radyatörü de muhtemelen öndedir. Çift amortisörlü. Şu dönelim bakalım öne. Benzin deposu burada. Burada da bir kapak var. Bu saklama gözü. Bak buraya böyle derince bir saklama gözü yapmışlar. Güzel. İnşallah motoru kilitleyince bu da kilitleniyordur. Burada da bir saklama gözü. İçinde şarj çıkışı olabilir. Radyatör neredeymiş? Radyatör buradaymış. Evet. Sıvı soğutmalı olduğunu böylece anladık. Gençler Dink R 150. Bunu da böyle göstermiş olayım. Şöyle önden bir dönelim. Bakalım atladığımız başka bir model. Şurada bunlar size gösterdiğim modellerin şeyleri, aynaları. Kapatmışlar herhalde, bir sören açılacak bunlar tahmin ediyorum. Bunların içinde şu AK550'nin premium'u, onu açmadılar. AK550 Türkiye'de satılıyordu. Bu biraz daha makyajlanmış, farklı bir modeli. Henüz açılmadı. Belki açılır da, ileriki saatlerde açılırsa şey yaparız. Ha, bir tane daha orada model var, onu da göstermiş olayım size. Exciting VS, VS. Exciting VS. Exciting Türkiye'de satılır. Bu farklı bir versiyonu. Bakın Kimco'da SM gibi kendi motor parçalarını üreten bir firmadır. Yani kaliperlerini dahi kendisi yapıyor. Bu da traction kontrollü bir model. Motor hacmini bir yerde görebilsek. Motor hacmini bir görebilsek. Belki bir yetkiliye sorar, öğreniriz. Ya şöyle işte size biraz zor şartlarda gösteriyorum. Kalabalıklaşmaya başladı ama yine böyle bir hayalet ekranı var. Görmüş olduğunuz gibi. Şu ön cam ayarlanıyor mu? Ayarlanıyor. Nereden anladım? İçinde kızak var gençler. Muhtemelen bunu aşağı yukarı kaydırıp camı yükseltip indirebiliyorsunuz. Sormama gerek kalmadı. 400 cc. Bu da 400 cc'lik Exciting VS. Bunu da atlamış olmayalım. Bu da biraz şey, Yamaha'nın T-Max kapasitesinde falan bir model. Büyükçe bir maxi scooter gençler. Bakalım başka bir şeyler var mı? Yok. Atladığımız bir şey var mı? Yok. Evet. Oldukça kalabalık. Bayağı bir ilgi var Kimco'ya. Size de böylece bir göstermiş oldum bütün modellerini. Hemen bir sonraki standa geçiyorum.